Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte M4 geçiş etkinliğinde bunun full açtığımızdaki maliyetine bakacağız. Ayrıca en hızlı M4 geçiş eksibisi nasıl kasılır? Bütün etkinliklerinden toplam puanımızı hesaplayacağız. Hızlı bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Aşama aşama gideceğim. Öncelikle gelelim mücadele kısmına. Arkadaşlar burada günlük görevlerimiz var. Ve bu günlük görevleri yaptığınızda Size geçiş XPS'i veriyor. Bakın. Toplam günlük 770 geçiş XPS'i toplayabiliyorsunuz. 33 günle çarptığınızda bunu arkadaşlar. Sizlere 25400 geçiş XPS'i vermiş olacak. Yani 25 seviye atlayabileceksiniz. 33 gün boyunca bütün görevleri yaptığınızda. Tabi şöyle bir şey var. Bakın. Bunlar e, basit zaten. Bu değişecek. Diğer sandık açmaya gelecek görevleri yine ortalama aynı şeyde toplayabileceksiniz. Şunu da yapalım şuradan hemen. Şöyle bakın ücretsizi verdiğimizde da buradan geldi geçiş XP'si. Ve bu görevi de yapmış olduk. Aslında 830 civarı oluyor günlük bize verdiği ödül. Mücadele kısmına geldiğimizde de burada yenilenmeyen görevler var. Buradan da yaklaşık 26.700 puan toplayabileceğiz arkadaşlar Gerçekten şu anda bile 52 bin puanımız oldu yani 52 bin seviyeye sadece bu iki görevleri tamamladığınızda iki kısımdaki görevleri tamamladığınızda gelebileceksiniz bakın buradan da bunu alıyoruz buradaki görevler biraz daha zor oluyor fakat geçiş ekibi fazla veriyor bakın şurada yazıyor zaten 26700'e kadar gidebileceksiniz ikinci ve en önemli kısım arkadaşlar Bakın şu e, moral pankartları sizlere sıralı maç girdiğinizde bunlar geçiş eksplisi veriyor. Mistik Liginde kazandığınızda ortalama 300-350 arası bir şey veriyor arkadaşlar. E, bakın e, bunu bastığınızda oyuna girerken sıralı maçlarda şöyle. Bakın burada gözüküyor zaten. Bunu bastığınızda direkt oyunun içinde oyunda girerken basıyorsunuz. Bunda daha önceden söylemiştim. Sezon sıfırlandığında bekleyin arkadaşlar. Yani arkadaş bekleyip iyi oyuncularla kendi arkadaşlarınızla üçlü takım yapıp seriye girin. Rakip böyle kötüyse işte fit takım geldiğinde falan rakibe basın direkt. Oyunda basabiliyorsunuz. Ve bunu alın. Nasıl alacağız abi diyeceksiniz. Bakın haftalık 10 tane satın alma hakkınız var. 100 elmasa size maliyeti olur. 10 tane satın aldığınızda. Eğer bütün onunda da maçları kazanırsanız 10 maçta yaklaşık size 3000 ila 3500 arası geçiş XP'si verir. Çok çok avantajlı. Normalde sadece yarım hani 600 geçiş XP'si alacakken 5 katı 6 katı geçiş XP'si elde edebilirsiniz. Bakın ben bunun hepsini alacağım şimdi. Haftalık limitimi direkt sıfırlandığında bana bir dahaki hafta yine bir 10 tane daha çekeceğim. 4 hafta buradan aldığınızda hani etkinlik 33 gün ya. 4 hafta buradan aldığınızda 40 tane moral pankartı 400 elmasa alabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da topluyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 36 tane de geçişte bulunuyor. Bakın şuradan da net görebilirsiniz. Moral pankartını bulalım. Bakın burada 36 adet moral pankartı da buradan toplayacaksınız ettiğimiz size 76 9 tane de şu kısımdan size ücretsiz verecek nerede o kısım arkadaşlar bakın orada üç kere çevirme yaptığınızda şurada bu etkinlik geldiğinde üç kere çevirme yaptığınızda ilk üçte 9 tane size direkt garanti verecek daha fazla da olabilir minimum 9 diye hatırlıyorum Buradan da ekstra moral pankartı elde edebileceksiniz. Toplamda 85 moral pankartı bu şekilde elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onun da hani bütün maçları kazansanız size 27.000 civarı bir geçiş xp'si verecek. Hadi siz kazanamadınız. Biraz free verdiniz diyelim. 24 bin versin arkadaşlar. 24.000 de buradan alabileceksiniz geçiş xp'si moral pankartlarından Tabi bakın bu Mistik Ligi için konuşuyorum. Mistik'te ben kazandığımda 300 civarı veriyordu. Şu an kaç veriyor bilmiyorum. Çünkü denemedim. Ortalamadan gidiyoruz bu şekilde. Daha sonra geçiş XP'si fazla kasmak istiyorsanız buradan hemen e, bakın gelişmişi almanız lazım. 700 elmasa bunu aldığınızda ekstra izle 2 e, seviye daha ekstra veriyor. Yani toplamda 5 seviye veriyor. Normalde temel aldığınızda 3 seviye verirken bunu aldığınızda 5 seviye geçiş XP'si almış oluyorsunuz ekstra. Şöyle bakın alıyorum bunu hemen. Direkt kostümü de açmış oldu zaten. 5000 puan da buradan gelmiş olacak size. Yani bunu aldığınızda hem bu ödülleri hem de 5 seviye yani 5000 puan daha ilerlemiş olacaksınız PES'i aldığınızda. Bir diğer kısmımız da tahmin kısmı. Bakın şimdi arkadaşlar ee, düzenli tahmin yapacaksınız bunun görevleri olacak oraya geçeceğim hemen şuradan geçeyim bu şampiyon tahmini var şurada ee, şampiyon tahmini hakkında konuşacağız bu da size şimdi XP verecek zaten göreceksiniz şu e-spor kısmında maçları tahmin etmenizi isteyecek sizden düzenli olarak bakın jetonları lütfen düzgün harcayın. Buradan da ortalama 10.000 civarı XP alsanız. Günlük görevlerden zaten bayağı veriyor arkadaşlar geçiş XP'si. Bir de tahmininiz tutunca şey alıyorsunuz. Buradan da 10.000 geçiş XP'si elde edersiniz diye düşünüyorum ben. 10.000 de buradan gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradan hatta şu şampiyon tahmininde bulunalım. Diyor ki toplam tahminler dahildir diyor. Ee, şampiyon tahmininde bulun. Hemen ona da değinmiş olalım arkadaşlar. Şu şampiyon tahmini kısmına gelip. Bakın benim kendi görüşüm. Bence e, ee, RRQ olacak gibi geliyor bana. Yani şampiyon bu sene için. Geçen senenin finalisti idi. Veya Onyx eSport veya da S11 Gaming. E, ee, Blacklist olmaz. Çünkü geçen sene olduğu için genelde bir süre olmuyor arkadaşlar şampiyon olan takımlar. Yani bu üçü arasındayım. Ama en ağır basanı hangisidir diye sorarsanız tabii ki geçen senenin finalisti olan RRQ. Ee, ben bu takımın olacağını düşünüyorum. O yüzden buna basacağım. Bu da tutarsa 1000 daha geçiş XP'si elde edeceğiz. Ekstra olarak. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Burada bir hemen ışığımız yandı. Bakın bu destek işte bakın görevi yaptıkça hemen yeni şeyi geldi gördüğünüz gibi oradan da yine 12 defa sıralı desteği satın al bunu satın almak da bunun görevi arkadaşlar gördüğünüz gibi o geçiş XP'lerini de satın almanızı istiyor yani buradan tahmin kısmına geldiğimizde bakın arkadaşlar görevimizden de direkt 300 geçiş XP'si aldık şu an öyle bir para harcamışlığımız yok sadece ihtiyacımız olan şeyleri ileriye dönük olarak alıyoruz arkadaşlar. Tamam, buradan jeton da zaten verecek. Ee, gelelim şu elmas yükleme görevine. Bakın daha bu tarz görevler gelecektir. Yani size geçiş xp'si veren görevler gelecektir. Ben sadece mevcut ve gelecek olan bildiklerimden gidiyorum bu şeye. Burada da yine bize 13.300 geçiş xp'si veren Elmas yükleme görevi var. 5000 elmas yüklediğinizde siz zaten bunu bitirmek istiyorsanız muhakkak bunu yapın arkadaşlar. Ben buraya kadar yaptım. Bakın buradan da ben yaklaşık 2400 civarı işte 2800 civarı daha doğrusu. Bir geçiş birisi alacağım. Ortalama 3000 civarı arkadaşlar. Şöyle bakın bunları da alıyorum. Belki ilerleyebilirim. Hani şurada ee, 1750 elmasla yükleyebilirim açıkçası. Bakalım arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi bitirirseniz 13.000 de buradan gelecek. Şimdi şöyle bir göz attığımızda bize yaklaşık arkadaşlar 104.400 geçiş XP'si vermiş oluyor. Bu söylediğim bütün her şeyi yaparsanız. Ortalama biz hani hepsini yapmayalım diyelim. Fire verdiklerimizden düşünelim. 90.000'e 90 kadar geliriz. Yani 90 bin puan'a kadar gelirsiniz. Geriye de 60 bin puan kalır. 60 bin puan da zaten çok rahat arkadaşlar. Ben size söyleyeyim şöyle 9.000 elmas civarına halledersiniz. Hani fulllemek için. Bu dediğim görevler artı 9.000 elmasa bu sondaki figürü alırsınız arkadaşlar. Bakın son seviyede şöyle beatrix'in heykelini veriyor. Bu heykel sizin evinize geliyor. Bildiğiniz 3D figür arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde alabilirsiniz. Böyle 75 olmak falan kolay zaten. Ayrıca buradaki bütün ödüllere sahip olacaksınız. Bakın şurada 2600 M4 jetonu var ya. Muhtemelen bu jetonu verdiği farklı bir kısım daha gelecek. Size hem şu etkinlik mağazasındaki ben mesela Clint'in kostümünü alacağım Oraya geldiğimde Clint'in kostümünü alacağım Yanında bu Pakülti'nin kostümünü de alacak kadar Ekstra vereceğini düşünüyorum Yani bu ikisini alırım diye düşünüyorum Bu etkinlikten Muhtemelen dediğim gibi bunun jetonunu verecek bir kısım daha gelecektir Görevler geldikçe Göreceğiz Bakın zaten o kostümlerden Birini almak istiyorsanız mecbur 90 üstüne çıkmanız lazım Burada veriyor sadece o jetonları şu diğerleri tahmin jetonları arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Bakın onlar tahmin jetonu. Nerede o? Şu 200 tane olanlar şunlar tahmin jetonu. Tahminlerde kullanacağınız jetonlar. Yani bu şekilde arkadaşlar etkinliğin genel ön izlemesi. Zaten Aulus'un kostümünü 45. seviyede verecek. İşte şu ifadeler var. Gördüğünüz gibi böyle bir etkinlik. Geçen sene bunun özel bir de şeyi vardı. Çerçevesi vardı. Bu çerçeveler çok böyle şey gibi gözükmüyor da. Geçen seneki biraz daha farklıydı. Üst yaşından ama ıvır zıvır. Tabi dediğim gibi etkinliğe yeni görevler geldikçe ilerleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar etkinliği en düzenli şekilde böyle yaparsınız. Şuradan bir de kendi takımımıza destek atalım. Başka söyleyecek bir şey kaldı mı diye bakıyorum şöyle basitçe. Bak eğer geçiş XP'si almayı düşünüyorsanız şunu zaten mecbur bekleyin. Bakın bu en avantajlısı. Zaten test sunucusundayken anlattım. Bununla daha hızlı geçiş XP'si alabiliyorsunuz. Yani size 9K elmas dedik ya biz demin. 9K'ya değil de 6K'ya 7K'ya gelir. Eğer burayla giderseniz. Bunu bekleyin muhakkak. Ben de zaten gideceğim finale kadar. Sonuna gittiğimde hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Figürün gelip gönderilip gönderilmeyeceğini daha detaylı bir bilgi alamadım. Ben de bekliyorum. Ama her türlü sonuna gideceğim. Gönderilsin gönderilmesin. Bu şekilde arkadaşlar merak ettiğiniz başka bir şey varsa muhakkak sorun. Ee, dediğim gibi bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tahminleri ben paylaşacağım. Hem YouTube topluluk kısmında tahminleri paylaşacağım. İşte hangi maçı hangi takım alır diye sizin daha hızlı geçecek bir elde etmeniz için hem de e, Instagram'dan paylaşmaya çalışacağım. Bu şey, burada şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bu takas mağazasındaki e, M1 jetonlu elmasla da satın alabiliyorsunuz. Her bir jeton için bir elmas istiyor. Yani siz toplamda bütün Pesi bitirdiğinizde bakın 2650 civarı jetonunuz oluyor ve 2250'sine bunu alırsınız. Geri kalan ee, i̇şte kaç kalıyor? 400 kalıyor. 400'ün üstüne 228 elmas verip paketinin bu kostümünü de alabilirsiniz. Yani her türlü alırsınız bu buradaki kostümü. Sıkıntı yok. Bunu da söylemiş olalım.